Selam arkadaşlar, bugün sizlere Last Empires oyunundan subayları ve becerilerini göstereceğim. Eğer süre çok uzun olmazsa elbiselerini de göstereceğim. Subay bölümü burada tam ana binanın yanında. Şu üstteki iki sıra benim elimde olan subaylar, alttaki bir sıra diğer videoda gösterdiğim gibi. Şu anda evet, kartı kalmamış. Kartla alınan subaylar, evet bakın burada. Bu şekilde iki sıra süreli olarak söyleniyor ama hala gitmediler. Bakın şundan başlayayım. Sonsuzluk subayı. Burada altta hemen subayı tıklar tıklamaz zaten altta saldırısı, savunması, hızı, taktiği gösteriliyor. Burada kaç level oldu? Buradan bağış. Şu şekilde tecrübeleri vererek levelini daha da arttırabilirsiniz. Burada rütbesi. Buraya basarak elmasla kart alıp rütbesini yükseltebilirsiniz. Her rütbe yükseldiğinde burada bir yetenek aktif edilecek. Burası elbise bölümü, şu anda hiç elbisesi yok. Evet, özelliklere gelerek yeteneklere. Ben bu subayı savaş üzerine verdim. Savaş üzerine ve savaşta da aracı seçtim. Ben şu anda araç en iyi araç olarak görüyorum ve araçları daha iyi saldırı yaptığını düşünüyorum. O yüzden araç üzerine verdim. Bir iki subayım daha var araç üzerine olan. Bu şekilde araç üzerine gidiyor. Burada 3 farklı yetenek bölümü var. Savaş, gelişim, destek. Bu savaş üzerine verilmiş bir subay. Hemen onun yanında amiral var. Evet, amiralde de aynı burada saldırı savunması gösteriliyor. Savaş bölümü, bu amirali ben destek olarak verdim. Ama daha sonra değiştirebilirim. Belli olmaz. Destek üzerinde mayın üretimi. Bu yeteneklerin hepsi şuradan göstereyim. Buradakiler de işe yarıyor. Mayın subayını bakın burada savunma silahlarının oluşturulma hızını arttırıyor. Mayın verdiğim için bunu mayın üretme merkezine koydum. O yüzden özellikleri buradakilere göre verin ya da özelliklere verdikten sonra buradakilere tıklayın. Mesela buna böyle sırayla bakın hangisi daha iyiyse, mesela budur. Direkt seçin. Öyle daha verimli oluyor subaylar. Evet. Bunu bu şekilde gelişime desteğe verdim. Destek mayın saldırısı bu şekilde. Hep mayın üzerine gidiyor. Böyle daha da devam edeceğim mayın üzerine. Daha sonra diğer subay, evet mekanik. Arkadaşlar mekanik önemli bir subaylardan biri. Mekaniği alın. Eğer elmasınız yeterliyse direkt 3 yıldız yapın. Çünkü 3 yıldızda direkt bu geliyor. Bu zombileri otomatik öldürmeye yarıyor. Şu anda bakalım eğer yetenek aktif. Evet, kullanmışım. Burada basıyoruz buna direkt. Direkt sizi şurada gördüğünüz dünyaya atıyor ve en yüksek kaç level zombi öldürüyorsanız direkt onları otomatik öldürmeye başlıyor. Bunu zombiye 3 yıldız yaparak zombiye açın. Yetenek bölümünde de şu şekilde savaş, zombi. Bu şekilde zombi üzerine gidin bu mekanikte. Zombi üzerine giderseniz en iyisi o şekilde olur. Çünkü bu mekanik zombiye çok işe yarıyor, zombi öldürmeye. Zombi üzerine giderseniz en iyi mekanik olur. Çünkü zombileri daha hızlı öldürürsünüz. Bu 3 yıldız olduğu için 3. yeteneği açık. Bunda da hiç elbise yok. Çünkü daha elbise yapımına tam olarak başlamadım. Bu sniper. Bakın sniper'ın da burada saldırı savunması. Rütbesi, evet arkadaşlar. Sniper diğer videomda söylediğim gibi rütbesini burada yükselteceğim. Kartları şu anda hazır. Evet, yükselt diyerek sniper bir seviye atladı ve uzun menzilli atış geldi. Bakalım. Evet burada. Evet arkadaşlar bu saldırıda kullanırsanız nişancının gücü %20 artıyor. Sniper'ın 3. yeteneği bu. Onu bu video için bekletmiştim. Evet, burada bastığım rütbesi bu şekilde. Kartları kullandığım için kartlar bitti. 1800 kart biriktirince 4.'sü açılacak. 4.'nün kilidi. Evet arkadaşlar, bu sniper bu şekilde. Yeteneklerine bakalım. Bu yetenekleri savaş üzerine ve burada nişancı üzerine. Çünkü sniper nişancı komutan olduğu için nişancıyı güçlendirdik. Bu şekilde bunları ben yaparken internette sürekli baktım ve her baktığım yerde farklı bir şey dedi. Bunların çoğunu klan ittifak üyelerinden öğrendim ya da arkadaşlardan öğrendim. Bu subayların yeteneklerini yanlış verince burada şu anda bende bir tane yetenek sıfırlama var ama bu yoktu. 2000 ya da 1000 elmas, yanlış hatırlıyor olabilirim, 1000 de olabilir. 1000 elmas vererek sıfırlayabiliyordun. Ama o da elmaslarının boşa gitmesine sebep oluyor. Şu üsttekilerse bu bölüm mesela sniper'da nişancıya verdik. Bu şekilde nişancıyı en alta kadar bitirdikten sonra buradan birini seçip onu yükseltmeye başlıyorsun. Yani bunları, alttakileri bitirmeden yükseltmeye gerek yok. Evet, sniper'a da geçelim. Casus. Bakın arkadaşlar, casus da aynı bu şekilde. Rütbesi 1. Elbise olarak sadece bu var. Şapka. Bu da asker üretimlerinden masrafını azalttığı için şapkası var. Burada casusu bu şekilde destek ve eğitim kampı üzerine verdim. Çünkü eğitim kampı şu şekilde göstereyim. Onu buraya, eğitim kamplarının hepsine verdim. Çünkü asker eğitim sayısını yükseltiyor. Benim 700 asker üretme kapasitem vardı. Onu kullanarak bu şekilde 1290 üretiyorum. Şu an tek seferde 1290 üretiyorum. Bu şekilde subaylar çok işe yarıyor. Casusu da bu şekilde buna verdim. Bu şekilde aşağı iniyorum. Hep böyle eğitim olarak iniyorum. Bunun da bakın burada özel bir yeteneği var. Bu yeteneği de göstereyim. Yok, bu değil. Evet, burada yetenek bölümü. Nerede onu? Evet, bakın onun yeteneği de kullanmışım. Bu yeteneği 18 saat sanırım. 18 saatte bir tüm komutanlara 5000 tecrübe puanı veriyor. Ücretsiz, hiçbir ücret almadan. O sayede subaylarınıza ekstra bir tecrübe puanı kazanabilirsiniz. Casus da bu şekilde. Öncü. Evet, öncüde de ekipman yok. Öncüde rütbe diye bir şey yok zaten. Bunda rütbe yok hiçbir şekilde. Bu öncüyü aldınız mı diğerlerine hiç uğraşmayın. Çünkü öncüyü direkt bu şekilde savaşa verebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde desteğe verin. Ben savaşa verdim, desteğe versem daha iyiydi. Sıfırlamak istemedim. Savaş üzerine verdiğim için bu şekilde kaldı. Bunun hiçbir şey yok. Bu normal bir subay. Evet, bakın burada tüccar var. Tüccarın 1. yeteneği açık. Burada da elbiseleri var. Bu elbiseler kaynak üretimin çok işe yaradığı için onlara ilk olarak aldım burada. Bakın burada yakıt üretimine. Tüccara herkes yakıt üretimine verin. Çünkü ileride yakıt çok lazım oluyor diyor. O yüzden yakıt verdim. Ama ileride yakıt hiç lazım olmuyor. En çok lazım olan yiyecek. İleri levellerden, 20 levelden sonra ya da özellikle 18 levelden sonra asker sayınız 200K'nın üzerine çıktıysa yiyeceği hiçbir şekilde yetmiyor. O yüzden siz yiyecek üzerine verin. Ben boş boşuna onu sıfırlamak istemedim. Bu şekilde kaldı. Siz yiyecek üzerine verirseniz sizin için daha iyi olur. Çünkü ileri seviyede petrolü, yani yakıtı çok rahat toplayabiliyorsunuz ama yiyecek en sıkıntı olan maddelerden biri. Evet, bu subayımız da bitti. Evet, Boga Boga benim yeni aldığım bir subay, o yüzden yeteneklerin hiçbirini vermemişim. Bu yeni aldığım bir subay, o yüzden bunun hakkında pek bir bilgim yok demeyeyim de. Zaten tüm yetenekleri yaptım, şimdi diğerlerine bakacağım. Hangisinde yetenek eksikse mesela. Zaten bunların evet, bu 3 yeteneği de zaten burada savaş bölümünde 3 yetenek subayımda da var. Burada yiyecek yok. Büyük ihtimal bunu yiyecek üzerine verebilirim. Evet, burada da eğitim kampı ve mayın da var bende. Subayları bu şekilde yeteneklerine göre sıralayın. En iyi o şekilde oluyor çünkü. Her yeteneğin ayrı bir işe yaradığı yer var. Asker arttırmayı buraya asker üretimlerine verebilirsiniz. Depo arttırmayı buraya depoya. Mayın üretme hızını buraya. Bu şekilde hepsi bir şey istiyor. Hepsi bir subay istiyor. Buraya araştırmaya hangi subay dersiniz araştırma merkezine söyledim ama tekrar söyleyeyim. Araştırmada şu anda benim tüccar var. Araştırmaya almak istediğim subay burada bilim adamı. Hatta bilim adamını da burada beraber alabiliriz. Videonun sonuna bir kıyak yapayım. Bilim adamını alayım. Şu şekilde nasıl alındığını göstereyim. Bakın, istediğiniz bir subaya geldikten sonra burada subaya tıkladık. Şöyle şu şekilde gelin subaya. Subaya tıklayın. Burada çarpı işareti var. Ona tıklayınca burada subay kartları gözüküyor. Şu şekilde 500'lükten alayım. Evet. 500'lükten aldım. Direkt subayımız geldi. Aktif et. Evet arkadaşlar, subayımız geldi. Nerede subayımız, bir bakalım. Evet, subayımız burada, bilim adamı. Evet, ilk aldığımız için hiçbir şey aktif değil. Evet, rütbelerine bakın. Tasarruf çelik, tasarruf enerji tasarrufu, tasarruf alaşım. Çelik ve alaşım çok lazım olan maddelerden. Bunların tasarrufları çok iyi olacak. Anlaşılana göre bunu 4. seviyeye kadar katla yükseltmem gerek. Bunu daha sonra yükseltirim. Burada yetenek bölümünde bunu neye vereceğiz? Bir bakalım. Evet arkadaşlar, videoyu biraz durdurdum çünkü kafama takılan bazı şeyler oldu. Yetenek puanını gelişim olarak vereceksiniz. Çünkü gelişimde araştırma yerleri lazım. Bunlar gibi. Bunlara gelişim olarak vereceksiniz. Burada yakıt ya da yiyecek, onlar fark etmiyor. Sizde eğer yiyecek varsa yakıt verin, yakıt varsa yiyecek verin. Fark etmiyor onlar. Bu şekilde verin ve bilim adamını buraya araştırma merkezine yetenekler şu anda vermediğim için 0-0 araştırma merkezine koyun. Bu video biraz uzun oldu, 13 dakika. O yüzden elbise bölümünü başka bir videoda çekeceğim. Eğer beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim.